müttefiklerinin durumu giderek bozuluyordu. Yenilgi artık kesindi. İtilaf devletleri imparatorluğu paylaşmak için önceden planlar yapmıştı. İtalya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan yağmadan pay kapmak için bekliyordu. Gelibolu'daki hizmetlerinin ardından Mustafa Kemal generalliğe terfi etti. Trablusgarp'ta yakalandığı sıtmayla mücadele ederken Doğu cephesinde ordu komutanı olarak Ruslarla ve Güneydoğu cephesinde Allenby'in İngiliz güçlerine karşı savaştı. Ülkenin dört bir köşesinde çok değerli tecrübeler edindi. Aynı zamanda gelecek için daha kesin fikirler oluşturdu. Ekim 1918. Osmanlı İmparatorluğu yeni padişah Vahdettin yönetiminde Mondros Adası'nda İngilizlere teslim oldu. İtilaf devletleri hemen ülkenin farklı bölgelerini işgal etmeye başladı. Düşman donanmasının boğaza girdiği gün Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında yenilmeyen tek Osmanlı komutanıydı. Bunun sonucunda halk arasında çok büyük bir ünü vardı. Mütarekenin imzalanmasının ardından Türkler açısından adil olmadığını ve imzalanmaması gerektiğini söyleyerek bu ününü arttırdı. Boğaza demirlemiş düşman gemilerine bakan Mustafa Kemal, geldikleri gibi gidecekler dedi. Türk Kurtuluş Mücadelesi başlamıştı. İtilaf güçlerinin İstanbul'a girişi, şehirdeki Rum ve Ermeni azınlıklar tarafından coşkuyla karşılandı. Sultan ve hükümetin işbirliği sayesinde İngilizler başkentin kontrolünü hemen ele geçirdi. Her yerde işgal güçlerinin bayrakları dalgalanıyordu. Suç hat safhaya ulaşmıştı. Ülkenin geleceği belirsizdi. Birkaç ay içinde işgalciler kendi aralarında yeni anlaşmalar imzalarken Mustafa Kemal ve silah arkadaşları müttefiklerin ülkeyi sadece işgal etmekle kalmayıp bölme niyetinde olduklarını da anlamıştı. Bu sıralarda Türkler açısından umut verici tek ışık kendi bölgelerinde işgale karşı çıkan bağımsız müdafaa-i hukuk cemiyetleriydi. İstanbul'daki durumun ümitsiz olduğunu anlayan Mustafa Kemal, kurtuluş için başka çözümler aramaya başladı. Balkan savaşlarının Bahriye kahramanı olan Hüseyin Rauf'un, geride kalan askeri güçlerin komutanı Kazım ve Ali Fuat'ın desteğini alan Kemal, kurtuluşun Anadolu'da olduğuna karar verdi. Anadolu nüfusunun büyük bir bölümünü Türkler oluşturuyordu. Türklerin müttefiklere karşı direnebilmesi için hareketin Türk halkının içinden, yani Anadolu'dan gelmesi gerektiğini hissetti. Direniş böylece örgütlenecekti. İngilizlerin baskısı altındaki padişah, Anadolu'da kalan birliklerin teslim olmasını sağlayacak bir komutan arıyordu. Mustafa Kemal bu iş için gönüllü oldu. Padişah Mustafa Kemal'e güveniyordu. Mustafa Kemal padişaha güvenmiyordu. Ama padişaha yakındı. Türk ulusal direnişini yönetebilmesini sağlayacak, gerekli göreve atanabilmek için padişahla olan ilişkisini kullandı. Olağanüstü yetkilerle donatılan Mustafa Kemal, Anadolu'daki iki kol orduya komutanlık edebilecek ve beş vilayetin valisine emir verebilecekti. Padişah ve İngilizlerin bu atamadan pişman olmaları uzun sürmeyecekti. Mustafa Kemal bu yolculuğa çıkmak için hazırlandığı sırada İngiliz Başbakanı Lloyd George 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'e çıkmalarına izin verdi ve onları destekledi. Lord George'la gizli dayanışma içinde bulunan Yunanlılar, bunun geçici değil, kalıcı bir işgal olmasını kararlaştırmıştı. Bunu sağlayabilmek için İzmir'de karaya çıktıktan sonra kontrolü ele almak yerine orada yaşayan Türkleri ve Musevileri katletmeye başladılar. Böylece Batı Anadolu'da yaşayan diğer Türk ve Musevileri kaçmaya zorladı. Thank you.
isyan çıkartmasından 4 gün sonra Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi olarak ülkenin Karadeniz kıyısına çıktı. Anadolu için mücadele başlamıştı. O andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Türk ulusunun kaderi bir olmuştur. Hatta daha sonra gerçekleşen ve ölümüne kadar süren olaylar bile o ana dayanmaktadır. Türkler çok zor durumdaydı. Yunanlılar Trakya ve Güneybatı Anadolu'yu işgal etmişlerdi. İtalyanlar Güney Anadolu'yu ve Fransızlar da Kilikya olarak tabir edilen Güneydoğu Anadolu'yu ve Suriye'yi işgal etmişti. Kuzeydoğu Anadolu başka güçlerin elindeydi. Aynı zamanda İngilizler Anadolu'ya uyguladıkları ablukayla dışarıdan yiyecek ithalini engellediler. O sıralarda Anadolu'da tarım neredeyse durma noktasına gelmişti. Üstelik herhangi bir nakliye imkanı yoktu. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bütün olanaklardan yoksundu. Mücadele etmek zorunda oldukları bu şartlarda ve karşı karşıya bulundukları güçlükler ışığında hiçbir askeri liderin Atatürk kadar zor şartlarla karşılaşmadığını söyleyebilirim. Yıllar süren savaşların ve merkezi hükümetin ihmalinin ardından Mustafa Kemal'in güvendiği Türk halkı yıpranmıştı. Kendilerini padişahın kulu olarak gören halkı yüzyıllardır süren rehavetten uyandırmalı ve onları kendi kaderlerini belirlemeye zorlamalıydı. Kemal, direnişin başarılı ve kalıcı olabilmesi için halk tarafından başlatılan ve onaylanan bir mücadele olması gerektiğini biliyordu. Her şey belirli kurallar çerçevesinde ideolojik olarak sağlam temeller üzerine oturtulmalıydı. Döneme göre devrim niteliği taşıyan bu karar Amasya'dan tüm ülkeye duyuruldu. Mustafa Kemal, Ali Fuat, Rauf ve diğer komutanların imzasını taşıyan belge Amasya Genelgesi olarak tarihe geçti. Amasya Genelgesi Türk Kurtuluş Savaşı'nın temel taşıdır. Ulus kendi iradesiyle kendisini kurtarmalıdır. Bu davaya tüm ulus katılacaktır. Onun sloganı ve ilkesi buydu. Mücadele için büyük bir kararlılık, inanılmaz bir çaba ve büyük bir dikkat gerekiyordu. Silah arkadaşları tüm bu özelliklerin sadece Mustafa Kemal'de birleştiğine karar verdi. O döneme göre çok büyük bir karardı. Bu vatansever subaylar kendi kişisel çıkarlarını ve tutkularını bir kenara itti. Hepsi hırslı insanlardı. Türk direniş hareketini başarılı kılmak için lider olarak Mustafa Kemal'e ihtiyaç duyduklarına karar verdiler. O sadece en iyi lider değildi. O mücadeleyi başarıya ulaştırabilecek tek liderdi. Amasya Genelgesi ayrıca Sivas ve Erzurum'da yapılacak kongreleri de duyuruyordu. Mustafa Kemal liderliğinde ülkenin dört bir yanındaki köy ve kasabalardan seçilen temsilciler ulusal düzeyde düzenli bir orduyla yapılacak bir mücadele başlatma kararı aldı. Hiçbir manda ve himaye yönetimi kabul edilmedi. Sivas'ta kendine karşı bir muhalefetin oluşmasından dolayı kongreler Mustafa Kemal açısından kolay geçmedi. Onun hırsını ve batılı yaşam tarzını sorgulayan pek çok kişi siyasi liderliğinden şüphe ediyordu. Başkaları da mücadelenin onun adıyla özdeşleşmesinden endişe ediyordu. Ayrıca kuşkulanmaya başlayan İstanbul hükümeti ona dönmesini emretmişti. Padişah ve İngilizler artık onu isyancı bir general olarak görüyordu. Ordudan ayrılmak zorunda kalan Mustafa Kemal resmi unvanından sıyrıldı. Mustafa Kemal artık sivil ve ordusu olmayan eski bir generaldi. Dostu Ali Fuat'a Mustafa Kemal'i tutuklama emri verilmişti. Ali Fuat derhal buna karşı çıktı. Bunun üzerine Anadolu'daki en büyük askeri gücün komutanı Kazım Karabekir aynı emri aldı. Bu Türkiye ve Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Kazım Karabekir onu tutuklayabilirdi. Kazım Karabekir onu tutuklayabilirdi. Pek çok şey yapabilirdi ama onun yerine ona
Buyurun paşam dedi. Askerlerim emrinizdedir. İşte o andan sonra Kurtuluş Savaşı gerçekten başlamış oldu. Kazım'ın desteğini alan Mustafa Kemal, karargahını Ankara'ya taşıyarak orada bir meclis açmaya karar verdi. Mustafa Kemal, düzenli ordu kurmak ve mücadelenin esaslarını belirlemekle uğraşırken, Yunanlılar doğuya, Ankara'ya doğru ilerliyordu. Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliye yani bölgesel yerel güçlerini düzenli bir ordu haline getirmek için Ankara'ya geri çektiği sırada Büyük Millet Meclisi'nden pek çok kişi Mustafa Kemal'i yenildi diye eleştirmeye başladı. Onlara göre Türkler vatanlarını kaybediyordu ve geri çekilmek yerine durup savaşmalıydılar. Mustafa Kemal açısından durum parlak değildi. Sultan Kuvayi Milliye ile mücadele etmesi için bir ordu yolladı. Ayrıca padişahın Mustafa Kemal'in öldürülmesi çağrısı üzerine Anadolu'nun dört bir yanında isyanlar başladı. Mustafa Kemal çaresizlikten güç aldı. Kararlılığı, özgüveni ve çocukluğundan bu yana süre gelen özgürlük tutkusu yorulmadan, dinlenmeden çalışmasını sağladı. Mecliste sayısız saatler geçirerek vekillere içinde bulundukları durumu ve amaçlarını açıkladı. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ulusumun da aynı özelliklere sahip olmasını şart koşarım. Ben yaşayabilmek için özgür bir ulusun evladı olmalıyım. Bu sebeple ulusal bağımsızlık benim için bir hayat meselesidir. Yunan ilerleyişini durduracak düzenli bir ordu kurmak için dava arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam etti. İki olay onun hayatının akışını değiştirecekti. Biri kişisel, biri politikti. İstanbul'da yakınlaştığı Fikriye Hanım, onun hasretine dayanamamış ve mücadelesine katılmaya karar verdi. Kahramanına aşık olan, geleneksel değerlere bağlı Müslüman bir kızdı. Ankara'ya geldi, ona eş ve kadın vazifesi görerek bir yuva hazırladı. Fikriye Hanım Mustafa Kemal'e aşıktı. Mustafa Kemal de bu ilgiden memnundu. Ankara halkı zaman zaman at binerek Mustafa Kemal'e eşlik eden bu güzel kadını fark etmekte gecikmedi. Evli olmamalarına rağmen mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. En azından Fikriye öyle düşünüyordu. Mustafa Kemal'in ne düşündüğünü ise zaman gösterecekti. Siyasi arenada ise İşgal güçleri 10 Ağustos 1920'de İstanbul hükümetini Sevr Anlaşması'nı imzalamaya zorladı. Sonunda imzalanan anlaşma uygulansaydı, Türklere Orta Anadolu'nun çok küçük bir kesitinde bağımsızlık tanıyacak ve Türklerin yoğun olduğu bölgeleri kurulması planlanan Ermeni, Yunan ve Kürt devletlerinin egemenliğine sokacaktı. Mustafa Kemal zamanın geldiğini biliyordu. İnsanları harekete geçirip mücadeleyi sonuna kadar götürmek için gerekli kıvılcımı bulmuştu. Arkadaşlarıyla beraber çabuk ve kurnaz bir şekilde hareket ederek müttefiklerin son ana kadar tepki vermesini önlediler. Savaşın nasıl kazanılabileceğini önceden görmüştü. Bunu çok katı bir şekilde davranarak ve müttefikler arasında ikilik yaratarak başarabilirlerdi. Fransızlarla İngilizler arasında ayrılık yaratmayı başardı. Böylece büyük güçlerin kendisine karşı askeri müdahalede bulunmalarının önüne geçmiş oldu. Siyasi durumu güvence altına alan Mustafa Kemal, Kazım'a Doğu illerini yeni kurulan Ermeni devletinden geri alma emri verdi.